Deha TV'de Bir Konu Bir Konuk programımız devam ediyor. Televizyonu yeni açanlar için hemen hatırlatalım. Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Sayın Bekir Karadaban konuğumuz. Denizli Fırıncılar Odası'nın faaliyetlerinin çalışmalarını birlikte konuşuyoruz. Evet efendim, şimdi dediniz ki Ocak ayında zam yok. 6 aydı yanlış hatırlamıyorsam. O zaman bu aylarda var mı zam, yoksa yeni yıla kadar böyle mi gideceğiz? Şöyle söyleyeyim, Ocak ayında dedi ki 6 aylık süreçte zam yapmamanın sözünü verdik. Ramazan'da dedik ki halkımız ekmeğini, alışverişini daha uygun şekilde yapsın. Ramazan pidesinde de bunu yansıttık, yanlarında olduk. Zam kaçınılmaz hale geldi. Önümüzdeki günlerde bununla alakalı bir çalışmamız olacak. Bunu biz her zaman halkımızın Ege bölgesinde hep fiyatları bundan önceki başkanlar ve biz de en uygun fiyatı şimdiye kadar belirlendi. Baktığımızda Ege bölgesinde Ramazan pidesinin bile en uygun Denizli'deydi. Baktım diğer illerle karşılaştırdığımda. Ekmek de bugüne kadar çevre illerimizde 1-250 fiyat alan yerler var, uygulayan yerler var. Ama uygulandı, ne kadar tuttu veya hala oralarda rekabet var mı? Şimdi fiyatı almak da çok önemli değil. Biraz önceki bahsettiğimiz konuda 3 ekmek 1 lira gibi birisi çıktı mı piyasaya, toparlamak tekrar çok zor oluyor. Denizli'de 1500 tane bayi var. Çok büyük, güçlü gross marketler var, bayiler var. Bunlar ister istemez ekmekleri promosyon olarak kullanıyorlar. Kendilerini o markete çekebilmek için ekmekle ekmeğin ucuzun fiyatını düşürerek, diğer ürünlerde zam yaparak, aslında orada bir şey handikap var. İnsanların diyor ki sadece ekmek almaya giden kaç tane büyük bir AVM'ye kaç tane aile olabilir? Belki %6'lık, %7'lik dilimi diyelim. %10'luk diyelim. Ama diğer ekmek için gittiklerinde bir kilo pirinç aldıklarında veya bir kilo yoğurt aldıklarında, peynir aldıklarında oradaki o süspansiyon ekmekteki bir 5 tane ekmek alabilir veya 6 tane alabilir. Çok fazla alamaz. Ama orada diğer parada oradan ki sistemde bence yanılıyorlar. Bence şey olmalı. Çevresindeki esnaflara halkımız her zaman yoğunluk sağlamalı. Ekmek fiyatıyla alakalı da önümüzdeki günlerde gerekirse bu zammı yapacağız. 1.25 mi olacak başkanım? Düşünülen o mu? 1.25 de olabilir. Gramaj değişikliği olabilir. Daha farklı bir şeyler olabilir. Şu an 250 gram. 250 gramı 1 liraya tüketiyoruz. Evet. Yani 300 gramı 1.25 olabilir mi? Gibi olabilir. Ekmek yönetmeninde, kanunda 250 gram ve katları. Yani ekmeğin en düşük 250 gram ve katları. Yani Ramazan'dan sonra mı olması muhtemel bunun? Muhtemelen olabilir. Bunu tabii bu kararı biz sadece biz fırıncı odası olarak almıyoruz. Belediye, valilik, mutlaka onlar da biz hadi bugün ekmeği 1.250 yapıyoruz diye bir şey yok. Bizim üstümüzde Odalar Birliği var. Denizli Esnaf Odası Birliği var. Biz oraya görüşte bulunuyoruz. Oradan onaylandıktan sonra belli bir süreçten sonra bu fiyat çıkıyor. Hemen bugün yarın bu fiyat alalım diye bir şey yok yani. Evet. Peki ben şimdi tabii 3 ekmek 1 lira diyoruz da aynı şey simit için de geçerli. Yani bazen tabelalar okuyoruz. Bu tablacılarda da, pastanelerde de görüyoruz. İşte 3 simit 1 lira, 5 simit 1 lira gibi. Bununla ilgili yani yaptırımınız yok ama uyarı da mı yok? Yani yapılabilecek bir şey yok mu bununla ilgili? Şimdi biz fırıncı odası olarak alınan bir nark var. Narkın üzerinde satılı fiyat tarifleri. Nark dediğiniz ne efendim? Nark dediğimiz bizim tabirimizde alınan fiyat listesi. Yani rayiş bedeli. Evet. Rayiş, eskilerde hep böyle nark derler. Rayiş bedeli. Yani aldığımız bizim fiyat listesindeki bu fiyatın üzerinde satarsa eğer biz ceza işlemi uygulayabiliriz. Bunun altında olursa bizim rekabet kurulu diye bir sistem var. Onun için mecburen bizim müdahale etme şansımız yok. Böyle bir mesaj bile atamıyoruz. Bu fiyattan satacaksınız. Sadece rayiş bedeli olarak kullanıyoruz. Bu sıkıntı oluyor çünkü. Ama ben şunu iddia ediyorum. Biz biraz önce de bahsettim. Ekmeğin fiyatını alırken bile esnaf odası birlikleri, valilik ve belediye komisyonlarla bu ekmeğin fiyatını alındığını ifade ettim. Bu simit de eğer 3'ü 5'i 1 lira olacaksa eğer, biz bu fiyatı bize vermezlerdi. Ki susam da çok pahalı bir şey yani. İşte kaçırdığımız bir nokta var. Nerede üretildiği belli olmayan ürünleri ucuza almak, bu tarafta esnafın vergisini verirken, hijyen belgesini
her türlü gıda, tarım ve hayvancılık bakımından kontrol aşamasında olan bir işletmeden almak istiyorlarsa ben halkıma ikisini oylamaya sunuyorum. Eğer sağlığınızdan hiçbir şey değerli değilse benim söyleyeceğim hiçbir şey. O zaman burada vatandaşa büyük görev düşüyor. Diyorsunuz ki bu tür satan 3 simit 1 lira, 5 simit 1 lira itibar etmeyin diyorsunuz, almayın diyorsunuz. Değişik illerde barınakta, at barınağı işte neydi, samanlıkta yapılan ekmek bir oldu. Manisa'da daha önce olmuştu. İşte ekmeğin içinden şu çıktı, bu oldu, şunlar var. Bunları eğer seyirci kalmamak istiyorsak dışarıda açılan, satılan, nereden belli olmayan, markası, firması belli olmayan yerlerden alışveriş yapmayacağız. Peki efendim, siz mesela pastaneler de size bağlı sanırım. Evet. Peki burada da bir fiyat istikrarı var mı? İşte kuru pastanın kilosu şu olmalı, işte aynı ekmek gibi. Bunlara da bir fiyat skalanız var mı? Tabii ki. Onlar için de bir fiyat listemiz var. Her kuru pasta, yaş pastanın da fiyatları, fiyat tarifesi var. Tatlılar da bunun içine tatlılar giriyor. Tatlılar da bunun içine giriyor. Bunların da düşük fiyat satan yerler var. Dip satan yerler var. Bir de kendini marka oluşturmuş. İmalatta üretimini, kapasitesini yüksek tutup, yani diyelim ki 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo üretim yapan usta var. Mesela diyelim ki adam daha büyük çaplı bir üretim sistemi kurmuş. Daha ucuza mal edip daha ucuza satan yerler de var. Biz bunlara müdahale etme, bir şey deme şansımız yok. Halkımızın oradaki artık kaliteye ve oradaki hizmetiyle alakalı tercihine kalmış bir şey. Bu da artık kendini ispatlamış marka olmuş oluyor. Müşteri artık onun tercih konusu kendisine kalmış oluyor. Bir de efendim tabii bu da aslında büyük bir sorun. Fiyat istikrarsızlığından bahsediyoruz ama bazı yerlerde de işte 2 liraya tavuk dürüm, 3 liraya et dürüm veya işte 1 liraya kıymalı pide, 2 liraya kıymalı pide seyyar satanlar da var. Evet. Bunların son derece sağlıksız olduğunu düşünüyorum. Ama halkımızda inanılmaz buralara rağbet gösterdiğini görüyorum. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Önce şöyle söyleyeyim. Siz inanıyor musunuz onun 1,5-2 liraya uygun yani, şartlarda? Efendim et fiyatları malum, yani olmaması lazım. İşte ucuz etin suyu yahnisi yavan olur derler ya. Bir de şöyle bir şey var. Ucuz mal alacak kadar çok zengin değilim diye. Onun için önce sağlık diyorum. İnsanların hayatlarını sürdürebilmesi için sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Sağlıksız besin alıp doktora para vermektense, sağlığından olmaktansa biz Türk toplum olarak şey yapıyoruz. Para kazanmak için sağlığımızı fedakar ediyoruz. Sonra sağlığımızı tekrar geri kazanmak için paramızı harcıyoruz. Öyle bir şey. İnsanların hayatta kalabilmesi, sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Onun için sağlıklı ürünler yemesi gerekiyor. Nereden belli olmadığı ürünleri almamalarını rica ediyorum. Bilindik marka, işte işletmeleri kirli olan yerlerden kesinlikle, benim kendi üyem de olabilir. Eğer o onun kendi sorunudur, kendini geliştirmesi gerekir. Onun en büyük ceza oradan alışveriş yapılmamalısıdır. Bizim üyelerimizin içinde de belki vardır eksik, hataları, kusurları olanlar. Onlara en güzel verilebilecek cevap oradan alışveriş yapmamaktır. O zaman kendisiyle yüzleşinde benim niye işim olmadı diye sorguladığında, evet, benim diğer yerlerden eksikliğim var. Benim artık kendimi yenilemem gerekiyor. Kendini yenilemezse kaybolmaya mahkumdur. Pidecilerle sormuştun. İstersen onu da cevaplayayım, evet, Murat Bey. Birçok yerde fiyatın düşük satan pideler var. Şu anda Denizli, Azami... Tabii bu arada yanlış anlamasın seyircilerimiz. Pide derken kıymalı ve o tür, yani normal, evet, normal pideden bahsetmiyoruz. Evet, normal pideden bahsetmiyoruz. Kıymalı pidenin rayış Denizli 8 lira, çevre illerde 13 lira, 14 lira, 15 lira. Denizli'ye diğer illerden geldiklerinde pide yediklerinde çok ucuzmuş diyorlar. Liste fiyatına bile ucuz diyorlar. Bakalım, biz maliyetleri hesap ettiğimizde, biraz önce de bahsettim. SSK giderleri, personel. Önceden ailecik çalışan pide salonları vardı. Daha çevrelerde de var mesela. Mahalle aralarda var. Artık giderler önü alınmaz hale geldi. Maliyetler belli. 6 liranın altındaki, 5 liranın altındaki satan yerlerin kesinlikle sağlıksız olduğunu düşünüyorum. Belki soya kullanıyor. Hiçbir şey söylemiyorum. Ama artık orada eğer bir sıkıntı varsa 174 tarım, gıda veya bizim odamıza ulaşabilirler veya zabıtaya ulaşabilirler. Kesinlikle şikayet etmelerini istiyorum. Peki efendim, şimdi ben burada şu an aklıma takılan bir şey var. Yani siz az önce bana dediniz ki sizce bu fiyat normal mi? Ben, evet, de dedim ki et fiyatlarının kesinlikle malum.
Peki bunu yetkililer görmüyorlar mı? Yani gıda tarım hayvancılığın dolaşan elemanları denetim yapan kişiler görmüyorlar mı? Yani işte seyyar pide satıyor 1 liraya 2 liraya veya yazmış dükkanına işte atıyorum 2 liraya pide veya başka bir şey. Şimdi bu fiyatın üzerine gidip orada denetim yapmıyorlar mı? Kısmen yapılmıyor. Bence analiz yapılmalı. Ya da yapılıyor, biz bilmiyoruz. Ucu açık oradan bir şey. Oradan bir ürün alıp evet, biz şöyle söyleyeyim. Denetime gitmeli diyorsunuz. Dürümlerle alakalı bahsettiğiniz kısım lokantacı odasının üyesi. Biz pidecilerimizde hiçbirinde cama yazı yazılmasıyla alakalı, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin zaten bir şey var. Cama yazı yazmak gıda ile alakalı yasak. Büyükşehir Meclisi'nin aldığı karar vardı Denizli Belediyesi'ndeyken. Cama yazı astırmıyoruz. İçerideki hizmetiyle içerideki rayış fiyatının altında satabilir bir ilanları ama cama yazı yazılması konusundaki biz her zaman müdahalemiz ediyoruz. O olarak da tepkimizi gösteriyoruz. Peki efendim, bilmeyenler için soruyorum. Bu askıda ekmek uygulaması ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Askıda ekmek uygulaması ile alakalı Ramazan'ın ilk Ramazan pidesiyle yaptığım Ramazan açıklamasında ilk günü bir gün öncesi askıda ekmekle alakalı tüm üyelerimize mesaj attık. Askıda ekmek projesine sahip çıkalım. İhtiyaç sahiplerine ulaşmak açısından alışveriş yapmaya gelen müşteriyi en azından iş yerinin ticareti ve ihtiyaç sahibine ulaşmak açısından o da bir parça yardımcı olmaksın diye bununla alakalı bilgilendirme mesajları attık. Birçok denizde fırınımız askıda ekmek projesini sürdürüyor. Aslında bu değişik kapsamlı belli bir dönemler oldu. Bununla alakalı şimdi biz dedim ya bizim çıraklık dönemimiz ustalık döneminde olacak diye. Bunu daha geniş bir kapsamda bir projeyle ileriki günlerde sahneye çıkacağız. Evet. Peki efendim tabii birçok iş sektöründe olduğu gibi sizde de bir eleman sıkıntısı, çırak sıkıntısı evet. Yaşanıyor. Bununla ilgili odanın bir çalışması var mı? Yani çıraklık eğitimle ilgili bir görüşmeleriniz var mı? Yani eleman konusunda bu sıkıntıyı yaşamamak adına bir çalışmanız var mı oda olarak? Oda olarak çalışmamız şöyle, istişareler sonra devletin şimdi artık geçiş sistemi oldu. Bu 4+4+4 sonra bizi personel alttan yetişmemeye başladı. Şimdi ortaokuldan sonra liselerden geçiş çırak eğitim sistemlerine oldu. Devlet artık bir de 280 lira para veriyor çırak için hesabına. Şimdi işverenin hesabına yatıyordu. İşveren benim, çırak benim hesabı oluyordu. Şimdi bir uygulama var, çırağın hesabına yatacak. Artık geçişte meslek liselerine geçiş yapabilecekler. Bununla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı bu projeleri yaptı. Şu andaki önümüzdeki yıl meslek liselerine geçiş yapabilecekler. Eğer kendi elektronik olabilir veya gıda ile alakalı olabilir. Eğer bunun becerisi varsa meslek lisesinin geçiş yapabilecek. İnşallah bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Aslında genel sorun şu olmalı bence. Bizim pidecilik sistemi çok küçük rakamlarla açılabilen, ucuz fiyata satan pideciler var. Biz aslında kendi sorunumuz şundan kaynaklanıyor. Yine fırıncılardaki gibi kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Biz kaliteli yapsak, hak ettiğimiz fiyatı satsak, yanımızdaki personellere hak ettiği sosyal yaşantıyı ve istedikleri maaşı tatmin etsek, yanımızdaki çıkan kişi, her kişi, denizde 250-300 tane pideci var, herkes belli bir o bütçeyi ayarladığında iş yer açıyor. Pasta dilim bölünüyor. Aslında sistemli olmuş olsa kaliteli mekanlar ücretleri verirse, o adam gidip orada dükkan açma şeyi olmaz. Açıyor. Kendi bütçesiyle açıyor. Sonra ayakta kalabilmek için bu tarz senaryolar meydana çıkıyor. Aslında pasta belli. Herkes patron olacak diye bir şey yok. Yani herkesin işveren olacak diye bir şey yok. Bir çırak başarısız oluyor. 3 gün sonra kapatıyor. İyi bir usta da hayatını yani, idame ettirebilir diyorsunuz. Kesinlikle yani. Evet. Peki artık programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet, biz habercilerin, televizyoncuların çok sevdiği bir soru ve çok merak edilen Ramazan'ın son günlerinde haberler yapılan, Ramazan'da, Ramazan bayramında ekmek çıkacak mı, çıkmayacak mı, hangi gün çıkacak,
Bu soruyla bitirelim efendim. Biz resmi olarak belediyeleri yazımızı birinci ve ikinci gün ekmek çıkmayacak olarak resmi yazımızı gönderiyoruz. Ama personel teminini yapan fırınlar ekmeklerini diğer bayramlarda olduğu gibi açık olacak. Bizi buradan halkımıza birinci ve ikinci günü ekmek çıkmayacakmış gibi ekmek teminini Arife günden temin etmelerini, ekmeksiz kalmamaları için buradan uyarıda bulunuyoruz. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Son olarak buradan çok keyifli, güzel bir sağ olun. Üyeleriniz efendim varsa bir çağrınız vatandaşlara, Denizli vatandaşlara. Gerçi birçok mesaj içeren çağrınız oldu programın içinde. Özellikle sağlık konusunda çok önemli mesajlar verdiniz. Buradan son olarak ne söylemek istersiniz? Buradan halkımıza sesleniyorum. Biz üyelerimizle her zaman istişare içinde olduğumuz için onları ben yansıtmak istediklerimi direkt net yansıtıyorum. Burada böyle olması lazım. Mesaj yoluyla ve de ziyaretlerle yazacağım. Halkımıza artık bilinçlenmesini istiyorum. Temiz, güzel, hijyen kurallarına uygun bir şekilde gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceği yerleri tercih etmelerini, eğer bu konuda eksiklik olan yerleri de tepkilerini koymak için alışveriş yapmamalarını, onları ihtar etmelerini, eğer gerçekten bir sorun gördüklerinde gıda ile alakalı bize odamıza da ulaşabilir. Tarım gıda hattı 174'ü direkt arayıp onları, sistem çok güzel çalışıyor. Direkt ismini verdiğinde hiç tereddüt etmelerine kesinlikle gerek yok. Hiç karşı taraf bilgi de verilmiyor. Şikayet var deyip direkt bununla alakalı arayabilirler. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok ben teşekkür güzel ederim. Faydalı çok bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. Keyifli. Evet efendim, bir konu bir konuk programının birinin daha sonuna geldik. Yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın. Deha'dan ayrılmayın.